Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Şimdi neresinden başlayalım bilmiyorum ama full ama full artı full duyum konuşacağımız bir video olacak bu. İki tane uzun sayılabilir nitelikte haberimiz var. Ama öncesinde sizlerden bir şey rica ediyorum. Lütfen videoyu dikkatli dinleyin. Aralara sıkıştırılmış, satır aralarına sıkıştırılmış duyumlara dikkat edin. Stoper arayışlarında olan Fenerbahçe ve Galatasaray. Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz'i kadrosuna katmak için resmi tekliflerini iletti diyor haberde. Bakın resmi tekliflerini iletti. Şimdi Fenerbahçe yeni transfer Gustavo Henrique'nin kötü performansının yanı sıra Atilla Salahi'nin satılma ihtimalinin olmasının yanı sıra ben de bir eklemede bulunayım. Bazı vasat sever arkadaşların Lemus yangını yapmalarının, Lemos'u beğenmelerinin yanı sıra e, ve çok fazla maç yapacak olmasından dolayı diyeyim stoper ihtimaline yani stoper transferine ağırlık vermiş durumda. Galatasaray ise savunmasının evlere şenlik olmasından dolayı asist kralı olacak olan Abdülkerim Parmakçı'dan dolayı iki, ke iki dev karşı karşıya gelmiş durumda. 6 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulunuyormuş Bragantino. Bakın 6 milyon euro. Bilmiyorum aklınızda mı? Hocam futbolcunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro arkadaşlar ve kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Aynı zamanda kaptanlık da yapan Ortiz Bragantino'ya 3 yıl önce bedelsiz olarak geldi ve Brezilya dışında bir kulüpte forma giymeyen Sambacı kariyerinde 177 maçta forma giyip 8 gol, 4 asist yaptı. Ve şu ana kadar da hayatı boyunca da kimse servis ödemesi yapmamış ama bu e, futbolcuyu değersizleştirmez. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 26, 3 Ocak 96 doğumlu. İdeal. 1.85 boyunda Brezilyalı, ideal. 2026'ya kadar sözleşmesi bitiyor. Bu kötü. <laughs> Sağ ayaklı ama iki stoper bölgesinde görev alabiliyor. İdeal. Futbolcu bu sezon 35 maça çıkmış. 3089 dakika, 1 gol, 2 asist yapmış. Bu da son derece ideal. Ama bakalım transferde e, ne olacak? Çünkü transferde ne olacağı bazen anlaşılmıyor arkadaşlar. İkincisi Fenerbahçe'de eğer Atilla Salahi satılırsa herkesin beklentisi bir stoper. Bir stoper değil arkadaşlar. Atilla Salahi satılırsa iki stoper ihtimali var. Hatta ya Sabuncu da Bugün demiş ki Atilla Salah'ı satıldığı an iki stoperle ilgili girişimlere başlanacak demiş. Girişimler çoktan başladı. Aston Villa'nın resmi bir teklifi var arkadaşlar. 14 milyon sterlin. 14 milyon sterlin kaç euro eder? Yani 16,5 milyon euro yapıyormuş arkadaşlar. Sosyal şey, Google öyle söylüyor. Ve şunu da söyleyeyim. Yani şunu da söyleyeyim. Bazı şeyler çok enteresan. Bakın mesela Fenerbahçe'de şu anda Jesus yüzünden ortalık sessiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani kötü bir gidişat olsa ortalık karışacak. 2 Eylül'e kadar Fenerbahçe'nin liste vermesi gerekiyor. Listeciler çıkacak. Niye transfer yapılmadı? Şöyle böyle diyecekler. Demeyecekler ki ulan adam işte bırakalım işine karışmayalım biliyorlardır, ediyorlardır demeyecek. Niye işler hızlanmadı diyecek. Bitti mi? Bitmedi. Yani antrenmana 5'e 2 ile başlayıp çift kale maçta tamamlayan hocalardan hücum varyasyonları deneyen bir hocaya çağ atlamışız. Çeşitli eklemeler de yapıyoruz. Ama bitmiyor. Maalesef bitmiyor. Ha şunu söyleyeyim. Ben stoperde birden fazla ayrılık bekliyorum. Sadece Salah'yı değil. En az iki tane ayrılık bekliyorum. Bunu da unutmayın. En az iki ayrılık bekliyorum. Bu bir. İkincisi, diyelim ki yani iki tane ayrılık oldu hocam. Kim gidebilir? Mesela Salayi bir, Lemos iki, Gustavo yineki üç. Hocam kim gelebilir? Ya Beko olabilir. Görüşmeler sürüyor. Koray Günter ismi ortaya atıldı. Dün birisi Kaan Ayhan dedi. Ee, yani çok çeşitli isimler var. Hatta bazı arkadaşlar da şey diyor hocam Kaan Ayhan niye düşünülmüyor? Hani Türk sonuçta diye. Dert arkadaşlarımızın derdi şey. Hani e, sonuç olarak Türk bir futbolcu fazla şey yapmaz diye. Bilmiyorum bir tek Kaan Ayhan'ı beğenmeyen ben mi varım? 3 maça çıkmış onda bir golü var İtalya Kupası'nda. 181 dakika oynuyor kulübünde. Zamanında 2,5 milyon euro almışlar. 2020 yılında. Yani Türk milli takımda oynadığı için sağ ayaklı olduğu için boyda 1.85. Yani hızına bakar. Bilmiyorum 2024'e kadar sözleşmesi var ama şu ana kadar bana gelen bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Atilla Sanayi satılınca Bekavya resmi teklif yapılacakmış diyorlar. Arkadaşlar Bekavya zaten resmi teklif yapılmamış olsa 10 milyon euro istediklerini biz nereden bileceğiz? O da ayrı bir konu. Şimdi size bir haber okuyacağım. Aklınız, hayaliniz duracak. Diyeceksiniz ki ben bu haberi bir yerden hatırlıyorum. Sonra bazılar diyecek ya bırak Allah'ını seversen sen de kendini anca övüyorsun diyecek. Ben okuyayım. Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas, Novak gitse not not bu araya da bir şey sokuşturmam lazım. Not Pelkas için son dakika açıklaması geldi. Hull City'nin ikinci başkanı Tan Kessler Dimitris Pelkas transferini salı günü açıklayacağız demiş. İşte salı günü tamamlayacağız demiş. Niye salı günü? Salı sallanır hocam ondan dolayı salı günü diye düşünüyorum. Salı günü arkadaşlar ayın 30'u. <laughs> salı günü ayın 30'u. Ee, 1 Eylül'e kadar Avrupa'daki birçok takım transferini bitirmekle yükümlü. Bu yüzden de bir an önce açıklamalar lazım. Hocam alt ya bir eki yok mu? Ya her şeyin e, ne derler ona adına her ligin kendine göre de bazı kuralları var ama durum bu. Şimdi yine devam edelim. Şey esprisini gördüm. Vladimir Putin Fenerbahçe'nin aldığı para cezasını devlet bütçesinden ödemeyi teklif etti diyor. Fenerbahçe'nin cevabı ise 5 milyon euro artı sonraki küfürden pay. <laughs> Aman abi Kiev maçına çok çok dikkat edin. Yani çok çok dikkat edin. Çok iyi, ilginç bir olay. Neyse devam edelim. Şimdi habere bakın. Habere bakın. Salah'ı satılsa bile bir isim daha gerekliymiş. O noktada işte transfer için falan filan e, limit açılması gündem demiş. Ve ortaya bir isim atıldı. Buruma. Kim? Buruma. Samatta, Tisserand, Max Meyer, Kolker derken Fenerbahçe Cuma günü Kolker'ın sözleşmesini feshedildiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Gittikçe yabancılardan çıkıyor. Ama hala çıkılamayan oyuncular var. Kolkır'ın alan yayılan ihtimali fazlaymış da umurumuzda değil. Nereye gidiyorsa gitsin. İsterse Galatasaray'a gitsin. Şu anda Fenerbahçe yabancı 18'e düşmüş durumda. Ancak en az bir transfer daha yapılırsa 19 olmuş olacak ve en az 5 kişinin gitmesi gerekecek. E, Stopere Türk oyuncu düşünürse değil mi? Mesela Atilla Salahi gidecek olursa, Lemos Gustavo Enrique falan gidecek olursa oraya Türk oyuncu düşünürsen kısıtlamış olacaksın ama Fenerbahçe'de PSV Eindhoven'dan kiralanan Buruma'nın gönderilmesi şu an çok ciddi bir ihtimalmiş. Allah Allah. Ben bunu nereden anlıyorum hatırlıyorum ya. Şimdi stoper katmak istiyormuş Fenerbahçe. İlk isim de Kaan Ayhanmış. Kaan Ayhan'a ilgili benim gibi bilgi yok. Ceyhun Samet'in haberine göre ise Buruma ile yolların ayrılma ihtimali yüksekmiş. Hatta Sağ olsun bazı arkadaşlar da Beni etiketlemişler hocam bak ne diyor diye. Hatırlıyoruz diye. Oraya da yazmış göbekli bir adamdan duyduk. Göbeğe vurgu yapmasaydı iyiydi de. Neyse. Zayıflamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye zayıflamak için yani tehlikeli bir ülke. Yani imkanı yok gibi bir şey. Şimdi burun mu olayında da şunu söyleyeyim. Ortaya bir başka iddia daha atıldı. Öncelikle siz Burma'nın transfer market profiline haberiniz var mı arkadaşlar? Mesela kaç milyon euro gösterdiğine, yaşından yok mu? Şimdi Burma 24 Ekim 97 doğumlu. Yani Ekim ayında 28 olacak. Portekiz'de 1.73 boyunda Portekiz milli takımının 9 kez formasına girmiş bir golü var. 6 milyon euroda transfer market değeri var. Şimdi transfer etme opsiyonu var. Yani transfer etme opsiyonu var. Ben zorunlu değil diye biliyorum. Şimdi Leipzig 1 milyon avro özel maç sözleşmesi oyuncunun sözleşme boyunca UEFA şampiyonları falan filan e, bu Leipzig PSV arasında bir anlaşma var. Hocam Galatasaray ne güzel bundan kar elde etmişti diyen arkadaşlarım var. Hakikaten de öyle. Yani 13 milyon euroya alıp sonra oyuncu sakatlanıp belli bir miktar Gaziantepspora para verip Gönderip orada sezonun tamamlanmasını sağlayıp sonra da yani değer iyice düşünce sosyeda takir alayıp ardından değer daha daha düşünce e, mecburen oynatıp bir şekilde oynattıktan sonra da Leipzig'e 15 milyon euroya satmışlardı yani hemen hemen sıfıra 0, 0 elde var sıfır gibi bir durum olmuştu ama sonuç olarak 15'e satıldı olarak akıllara gelir 13'e alındığı o kadar yıl para verildi akıllara gelmez. Sonrasında Leipzig'te de bir düşüşlü çıkıştı performans sergileyip 12'ye PSV'ye gitti. PSV'den Olympiakos'a kiralansa da şimdi de Fenerbahçe'ye kiralık bir durumda. Şimdi oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon euro. Bendeki bilgi isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Bu arada 192 dakika oynamış Fenerbahçe'de bir asisti var. Bendeki bilgi isteğe bağlı. Yani ister alırsın ister almazsın şeklinde. Fakat Bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe'nin 4 milyon euro opsiyonu zorunlu diyor bir Hollandalı duyumcu. Ve Fenerbahçe küme düşmediği müddetçe bu şeyi kullanacak diyor. Ve bizim Fenerbahçe taraftarları da hemen esprilere başlamış. Neyse canım biz de düşeriz. Şöyle olur, böyle olur falan gibisinden. Yani esprilerinizi bir tarafa bırakın. Ha olay doğruysa tuhaf bir olay, eğer olay doğruysa değilse daha tuhaf. Şimdi değilse niye daha tuhaf? Ulan Fenerbahçe'de her şey e, iyi giderken yani Fenerbahçe'de her şey iyi giderken birdenbire bunların ortaya atılması yani e, yani birdenbire bunların ortaya atılması tuhaf. Diyelim ki iddia doğru bu daha tuhaf. Ne demek yani küme düşmediğim 4 milyon euro alacaksın diye. Ha şunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Siz istiyorsunuz ki yani teknik direktör 15 tane futbolcu getirsin. 15'i de tutsun. Yani 15 tane futbolcu getirsin. 15'i de tutsun. Ya 15 futbolcu getirip 15'ini tutturabilen bir teknik direktör dünya yüzeyinde yok. Yok. Geçen sene Vitor Pereira ile birçok futbolcu coştu mu? Coştu. Uçtu mu? Uçtu. Kaçtı mı? Kaçtı. Sonuç ne? Hocam Pelkası ölü fiyatına gönderiyoruz. Hocam Ozan'ı ölü fiyatına gönderiyoruz. Hani demiyordunuz ki hocam Ozan'ı da uçursa. tamam sonuçta transfer değil. Sonuçta bunlar kulüpteki futbolcu. Ama yani ama diye. Neyse ben dediğim gibi ben, de bir bilgi yok. Ha bendeki bilgi şu şekilde biz o Fransa'daki çocuğu almaya çalıştık ettik. Yani e, almaya çalıştık ettik. Alamadık. Alsaydık belki Buruma'dan çıkılacaktı. Belki hala ihtimal vardır. Hani Burma'yı başka bir takıma gönderip alma ihtimali vardır. Belki de yani belki de hala gönderme ihtimali vardır. Ama bu 4 milyon euro olayı ciddi değildir. Umarım. Ve ee, yani ilginç bir şey. Bu sözleşme ben bilmiyorum ama böyle bir sözleşme yapılacağını da tahmin etmiyorum. Sizin yorumunuzu da alayım. Arkadaşlar Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelip Handball'un Fenerbahçe'ye neler katabileceğini söylemiş. Evet yeni bir düşman silsilesi daha. Fenerbahçe Handball atılsın da baya baya bir düşman olsun. Geçtiğimiz seyrede günlerde ben şey gördüm. Diyor ki devlet Fenerbahçe'ye arazi hibe etti. Ya geri zekalı olursunuz da. Hani seviyeniz belli bir seviyede olur. Hani konuşmaya değer olur. Geri zekalı diyeceksin. Geri zekalı diyeceksin. Hibe etti demek verip onun olmasını sağlamak demek. Yani hibe et demek verip onun olmasını sağlamak demek. Mesela birisine bir gömlek verirsiniz o gömlek onun olur. Bu hibe etmiş olur. Ama sen kiralarsan bunun adı kiralama olur. Devlet belli bir süreliğine arazi tahsis ediyor. Arkadaşlar bu hepsinde geçerli. Hiçbir stat, hiçbir Türkiye'deki hiçbir stat kulüplerin değil, devletin. Ama kullanım hakları yani kulüplerden yana. Şöyle anlatayım size. Kiralık evde oturuyorsunuz. O ev sizin mi? Değil. Kullanım için belli bir para veriyorsunuz. Şimdi diyebilirler mi? Ya evi kiraladı ona hibe etti. Lan hibe etti deyince gerizekalı derler adama. Ona tamamen tapusuyla vermek demek. Fenerbahçe'nin tahsis ettiği, kiraladığı arazi, arsa kaç yıllığına verilmiş? Ne zamandan başlayıp ne zamana kadarmış? Yani kafası çalışan herkesin anlaması lazım. Kafası çalışan herkesin. Ama gel gör ki kafası çalışan insan sayısı az. Ha bunu diyen kişilerin de farklı takım taraftarları olması, işte onlara karşı yapılan yardımlar, paralar, pullar, hani onlara düşündüğün zaman her şeye hibe demesi normal yani alışmış bir kere. Konya Spor Fenerbahçe arasında Eskişehir yeni Atatürk Stadında yeni Atatürk Stadında a kolay kolay isimler Atatürk Stadı kalmadı ülkede ama Konya Fenerbahçe arasında Eskişehir yeni Atatürk Stadında oynayacak maç için satışa çıkarılan 30.800 adet biletin 26.500'ü kısa sürede bitmiş Fenerbahçe biletleri zaten çoktan tükendi. İnşallah Fenerbahçe'mize Eskişehir ve Atatürk Stadyumu e, uğurlu gelir. İnşallah maçı kazanırız yolumuza dolu dizgin devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da böyle olur. Maxi Gomez transferi içinde Yağız Bey demiş ki Fenerbahçe'nin bir temasta bulunmasını bekliyorum demiş. Bugün bir temasta bulunmasını bekliyorum demiş. Allah razı olsun. Yani bugün bir temasta bulunmasını bekliyorum. İnanın şu anda herhangi biriniz de bugün bu temasta bulunmasını bekleyebilir ama benim videomu izleyen arkadaşlar bugünün niye bugün temasta bulunmamız gerektiğini Biliyorlardır sabahki videoyu izleyen arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. ona da söyleyeyim. Ee, Sherlock, Real Soçya'da alınmış diye de bir bilgi gördüm. Yani Sherlock ağıtları biter bazı arkadaşlar. En azından biz de işimize bakarız. Orada arada, e, küte gitmesin. Güme gitmesin. Mergin Berişan'ın Almanya'nın Stuttgart takımıyla artık anlaşma imzası şey anlaşma aşamasında olduğuna dair de e, bilgilerimiz, duyumlarımız var ama bakalım. Bu video ikindiden akşama doğru çekildi ama inşallah siz bu videoyu 21.45'te izlerken açıklanmış olacak. Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Biraz konumuzun dışında herhangi bir duyum ya da subliminal duyum vermiyorum. Hacı Wright bu futbolcuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Antalyaspor 1 milyon 880 bin euroya transfer etti bu oyuncuyu. Danimarka'nın Söndrijske takımından önce kiraladı geçen sezon. Bu sezonda 1 milyon 880 bin euroya bonservisini almış. Geçmişinde Los Angeles Galaxy kulübünden çıkıp bir dönemi kulüpsüz geçirip Schalke 04 U19 alt yapısına geçip oradan Almanya'da futbol oynayıp ve 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 ve, ve Venlo takımına gidip oradan bir sezon sonra bu Şöndür e takımına bedelsiz giden, yani Danimarka takımına bedelsiz giden futbolcu şimdi Antalya Spor'da 1 milyon 880 bin euroya alınmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri milli takımda da 2-3 kez oynamış. Bir golü var. Hatta yazın oynamış. Oyuncunun süperlik performansı 4 maç 5 gol 1 asist 346 dakika. Yani 90 dakika üzerinden hesaplarsan 4 maçta hemen hemen tamamen oynamış. Hani 14 dakika çıkmış sadece oyundan. 360 dakika oynasa. Ve 4 maçta 5 gol 1 asist. Eğer bu şekilde giderse de Süper Lig ekiplerini çıldırtacak. iyi yerlere, iyi fiyatlara gidecek bir futbolcu profili. Onu da söyleyeyim. durum bu arkadaşlar. Toparlamak gerekirse Leo Ortiz'i çok beklemiyorum ama ben BKA konusunda her an her şeye hazırlıklı olun diyorum. Bu bir. İkincisi Atilla Senayi konusunda arkadaşlar görüşmeler sürüyor ama hızlanacaktır. Şu andan itibaren bizi çok yoğun günler bekliyor 31'ine kadar. Aynı zamanda 8'ine kadar da hocam 2 Eylül'e kadar biz futbolcu ekleyebileceğiz. 2 Eylül'den sonra eklemeyeceğiz ki niye bir yoğun beklesin? Yine bekliyor arkadaşlar. Futbolcu illa Avrupa'da oynatmak zorunda değilsin. 25 kişi vereceksin, 28 kişi vereceksin. Bunların 3'ü falan altyapı olacağı için. Kadron değişik bir şeyde. Ee, o yüzden transfer 8 Eylül'e kadar sürecek. 8 Eylül'den sonra transfer bitecek mi? Bitmeyecek. Bitmeyecek. Çünkü milli takım arası içinde bir sürpriz yapıp orada da transfer dönemi açılma ihtimali var mı? Az da olsa var. Ama farklı şeyler olabilir mi? Olabilir. Neyse. Ee, şunu da söyleyeyim. Leo Ortiz'i ben çok beklemiyorum. BKO olabilir. Maxi Gomez transferinde artık yeter. Yani ya açıklansın ya kimseyi almıyoruz desinler. Joao Pedro konusunda bana çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar Joao Pedro için hani ben ilk 11 duyumu vermiyorum genelde. İlk 11 duyumu verdiğim zaman da tutmayabiliyor maalesef. Ama hem Joao Pedro'nun hem Valencia'nın ilk 11'de oynamasını bekliyorum Konya maçında. Hem Valencia'nın hem Pedro'nun Konya maçında 11 oynamasını bekliyorum. Bilmiyorum niye bekliyorum. Eee Atilla Salay için de teklifler çok ciddi. Şu birkaç gün içerisinde bir şeyler değişebilir. Sürpriz bir sakatlık açıklaması gelip Atilla Salay kadrodan çıkarılabilir. Ee, Gustavo Henrique konusunda göndermeye çalışıyoruz. Doğru. Lemos konusunda göndermeye çalışıyoruz. Doğru. Koray Günter 4 milyon euro istediğini belirttim. Yani bu şartlarda imkanı yok. Aynı şartlara Kaan Ayhan alabilir misin? Alabilirsin. İster misiniz bilmiyorum. Berisha güle güle. Pelkas güle güle. Novak için görüşmeler sürüyor. Süper Lig'den de isteyen takımlar var. Ben Novak'ın da bu saatten sonra Fenerbahçe'ye devam edeceğini zannetmiyorum. Ama sol stoper yedeği olarak tutmak gibi bir düşünceye sahip olabilir. Yani hem Salayi, hem Gustavo'yu hem Lemos'u satıp gönderip Ulan solda ee, Luan Perez yedeği Novak olsun. Sağ stoperde Serdar Aziz var. Oraya da bir Beko, Bekao çekeyim. 4 tane stoperim olsun. Derle der mi Fenerbahçe? Kimseye satamazsa der ama ilk etapta satmak gündemde. Bu maça için de dediğim gibi bendeki bilgi bankası böyle söylüyor. Herkesin duyumuna saygım var ama Şerlot'un olmaması daha iyi. Joao Pedro Valencia'nın da ilk 11 olmasını bekliyorum. Aynı maçta aynı maçta Lincoln'ün e, Zaitson ve Arao'nun da ilk 11 oynamasını bekliyorum. Osayi'nin de oynamasını bekliyorum. Luan Perez'in de oynamasını bekliyorum. Ferdi'nin de oynamasını bekliyorum. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu'nun. Hocam Alioski. Alioski sonradan girse de olabilir Orski. Ee, öyle yani. yani. Beklentim bu şekilde. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim. Kanalımıza abone olup Konya maçına kadar 25.900 yapmayı unutmayalım. Hepimizin güzel bir totemi mi diyeyim. Güzel bir çalışması mı var diyeyim. Buraya 25.900 olsa Konya Spor maçı başlayana kadar inşallah o maçı da kazanırız. Desteklerinizi bekliyoruz. bir de size küsuratlı gözük küsuratlı mı gözüküyor acaba abone sayısı? Ben şöyle bir gizli modda kanalı bir açayım bakalım merak ettim. Hani bazı arkadaşlar şey diyor hocam size diyor hani kaç abone oldu? Kaç abone olan gözüküyor bakmıyorum diyorum. Bilmiyorum ki hocam diyor. Gizli modda hiç açıp da bakmadım. Bir bakayım. Şu anda kaç gözüküyor? Ha 25.8 gözüküyor. Ha! Anladım, küsürat gözükmüyor. Ben ne diyorum lan bunlar niye bana şeyi soruyorlar hani abone şeyini diye? Hmm. tabii kanal büyünce 25.8 gözüküyor. Arkadaşlar 25.843 abone şu anda. Bendeki şeye göre. Hepinizin desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda da yakın zamanda da Yakında da formalar gelecek. Forma dağıtımını gerçekleştireceğiz. Abone üye ayrımı yok ama en az abone olma şartı var. Benden uyarması. Bir an önce abone olun. Fırsatlardan istifade edin. Görüşmek üzere.